Tekrar merhabalar arkadaşlar. Hafta sonu aktardığım dolar analizinin ardından yeni haftaya başladığımız dün itibariyle artık dün oldu saatlerimiz 24 sonrası oluşan bazı ciddi gelişmeler ve dünya piyasalarında etkileyebilecek şekilde Fed'in önümüzdeki süreçte yapmasını beklemiş olduğumuz 3 adet daha faiz artırımının 3 adet değil de 2 adet şeklinde olabileceğine dair bir takım sinyaller, bir takım söylemler oluşmaya başladı. Tabii ki bu durum dünya genelinde piyasaların ve doların diğer para kurları karşılığındaki seviyelerini, değerini etkileyebilecek olan bir gelişmedir. Şimdi bu hususun nasıl etki sahibi olabildiğini, Fed'in faiz kararlarının neden bu kadar etkili olabildiğini size birkaç slayt eşliğinde izah edeceğim. Ardından da doların şu anki son durumunu, şu an saatlerimiz 01.22'yi göstermekte, şu anki son durumunu da dikkate almak kaydıyla dolarla ilgili olarak yeni bir analiz aktarmaya çalışacağım son rakamlar ve son durumlar itibariyle. Arkadaşlar, Fed faiz artırımlarının Fed'in faiz artırımlarının etkisi neler oluyor şeklindeki sorumuzun karşılığında birinci olarak dünya genelinde neler oluyor? İkinci olarak ise Türkiye piyasalarına nasıl etki ediyor? Bu sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Fed bildiğiniz üzere Amerikan Merkez Bankası'nı temsil eden bir kısaltma. Ve şimdi arkadaşlar Fed faiz artışı yaptığı zaman ve bu beklenti devam ettiğinde yani Fed'in faiz artış artırımlarını bundan sonraki süreçte de devam ettireceğine veya daha öncesinden ilan etmiş olduğu 3 defa, 4 defa, 5 defa artıracağım şeklindeki kararlılığını devam ettirdiği zaman dünya geneline yayılmış olan dolar kendi ülkesine yani güvenli limana geri dönmek istiyor. Tabii ki Amerika'da çok yüklü miktarlarda döviz sahibi, dolar sahibi olan büyük fonlar, büyük yatırımcılar mevcut ve bunlar dünyanın çeşitli ülkelerinde özellikle bizim ülkemizde olduğu gibi istedikleri gibi inişleri ve çıkışları kontrol altında tutabilecekleri yöntemlerle kendi paralarına para kazandırmak amacıyla bir şekilde farklı ülkelerden nemalanmaya çalışmaktadırlar. Kendi ülkelerinin merkez bankalarındaki faiz artışı durumunun gündeme gelmesi durumunda ise bu paralarını riskli ortamlardan alıp kendi ülkelerine güvenli limana götürerek oradan faiz imkanlarından istifade etmeyi düşünürler. Ve böyle bir durumda özellikle gelişmekte olan ülkelerin paralarını, gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları başlıyor. Dolayısıyla bu para çıkışlarında borsalara satış geliyor, pozisyonlarını azaltıyorlar, nakde geçiyorlar ve paralarını kendi ülkelerine geri götürme eğilimini gösteriyorlar. Borsalara yaptıkları satışlar sonrasında da bu durum gözlenmekte. Arkadaşlar, Fed'in faiz artışı ihtimali veya beklentisi azaldığı zaman ise yani bugün gündeme düşen bu beklentinin eğer ki önümüzdeki günlerde güçlenen bir olasılık haline gelmesi durumunda ise dünya geneline yayılmış olan dolar kendi ülkesine dönmek yerine risk iştahını artırmaya başlıyor. Yani kendi ülkeme dönüp de çok düşük faizlerle nemalanacağıma bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki eğilimini, paralarını değerlendirme ve de artırma eğilimlerini bir şekilde devam ettirmeyi düşünmeye devam ederler. Özellikle de gelişmekte olan ülkelere ekstra para girişleri sağlayabilirler. Ekstra para girişleri gündeme gelebilir ve faiz artışı ihtimalinin veya beklentisinin azalması durumunda tabii ki bu belirtmiş olduğum sebeplere bağlı olarak Türkiye için de yabancı girişi ihtimali oluşmaya başlıyor. Yabancı kaynak girişi ise borsada alım etkisi yaratabiliyor. Arkadaşlar, Fed eğer ki 3 değil de 2 adet faiz artırımı yapacak ise ve bu ihtimal ve bu beklenti oluşmaya başladı ise ki başlamış durumda, dünya geneline yayılmış olan dolar kendi ülkesine dönmek yerine risk iştahını artıracak ve özellikle gelişmekte olan ülkelere para girişlerinin artacağı şeklinde bir ifadeden bahsetmiştik. Türkiye için de yabancı para girişinin artma ihtimalinin gündeme gelmesi gereği yabancı kaynak girişi ülkemiz borsasında da olumlu bir etki yaratabilir, endeks adına bir doping etkisi yaratabilecek bir faktör olarak değerlendirilebilir.
Peki arkadaşlar, Fed'in faiz artışının 3'ten 2'ye düşebilecek olmasının dolar TL'ye etkisi ne olabilir? Fed'in faiz artışı ihtimali azalınca dolar gelişmekte olan ülke primleri karşısında değer kaybeder, en azından ekstra değerlenmez. Türkiye için de yani dolar TL açısından da küresel etkenlere dayalı yükseliş ihtimali oldukça azalmış olur. Türkiye'nin %24'lere ulaşan faizleri yabancı için cazip bir kazanç kaynağı konumuna gelerek para girişinin oluşma ihtimaliyle yoğunlaşmaya başlar. Ve bu para girişi biraz önce de belirttiğim gibi borsa adına da ek kaynak yaratmak üzere pozitif bir etki yaratabilecektir. Sonuç olarak şu anda özellikle Amerika ve Rusya ile yaşanmakta olan balayının devamı ve ekstra bir uluslararası bir gerginlik yaşanmamak şartıyla ülkenin içinde bulunduğu çok zorlu ve endişe verici süreç kısa bir süre görmezden gelinmek üzere en azından seçimlere 31 Mart tarihine kadar piyasalarda bir bahar havası esebilir ve dolar TL de 5 TL'ye doğru hızlı bir geri çekilme yaşanabilir. Zira yurt dışında itibar gören kuruluşlarında dolar adına özellikle önümüzdeki kısa süreci dikkate almak kaydıyla bir geri çekilme, değer kaybı ihtimalini gündeme getirmiş bulunmakta. Bu tarz söylemleri bugün özellikle yoğun bir şekilde duyduk. Şimdi arkadaşlar, gelelim bu açıklamalardan sonra, bu ön bilgilendirmeden sonra doların şu anki seyrine. Arkadaşlar, hafta sonu vermiş olduğum analizde doların haftalık grafiği itibariyle, bu önümüzdeki haftaya yönelik beklentilerini içeren bu grafik itibariyle 5.37 seviyesinin artık bir pivot seviyesi olduğunu ifade ettim. Ve nitekim dolar biliyorsunuz geçtiğimiz haftayı 5.32-69'lar civarından tamamlamıştı. Yani bu seviyenin aşağısındaydı. Artık bu seviye bir pivottu. Bu pivotun üzerine çıkılmadığı müddetçe aşağı eğilim daha olasıydı. Ve burası bir direnç konumundaydı. Nitekim bugün haftaya başladıktan sonra doların bir ara atak yapmak üzere şurada gördüğünüz gibi 5.37 seviyesini gördüğünü fark etmiş bulunuyoruz. 5.37 seviyemiz neydi? Dolar için bu haftanın direnciydi. İşte pivot seviyemiz olarak burası artık bir direnç konumunda. Bu direnci gördü, aşamadı ve tekrar aşağı eğilim göstermeye başladı. Arkadaşlar, bugün özellikle 5.30 seviyelerine yakın bir konumda hareket eden dolar seyrine tanık olduk. Gerçi bu akşam yani dün akşam saat 22-23 sularında 5.34'e yönelik bir hareketlilik oluşsa da bu çok etkili olmadı. Tekrardan 5.30 yakınlarına doğru bir eğilimin hız kazandığına tanık olduk. Arkadaşlar, bu hafta için zaten birkaç gün önce verdiğim bu hafta sonu vermiş olduğum analizimde 5.37 aşağısında kalınmakla doların ilk pivot hedefinin 5.21'ler civarı olabileceğini. Nitekim 5.20'de şurada aylık grafiğimize baktığımız zaman 5.19.83 yani 5.20 seviyesinde bir pivot desteğinin daha olduğunu görüyoruz. Demek ki burada doların 5.37 aşağısında kalması durumunda 5.20'ye kadar devam edebilecek öncelikli bir geri çekilme yaşanabilir. Şimdi gelelim 5.30 meselesine. Arkadaşlar, 5.30 seviyesi evet, geçtiğimiz günlerde, yakın bir geçmişte doların tepki bulduğu, tekrardan 5.50 psikolojik seviyesine doğru hareketlendiği, hatta bu seviyenin de üzerine çıkarak 5.54 teknik seviyesinin üzerinde 5.60'ı zorladığına tanık olduk. Şu anda gündemde 5.30 seviyesi acaba ikili dip, yani ikili dip veya çift dip diyebileceğimiz formasyonu oluşturabilir. Buradan güçlü bir tepki görür mü? Şeklinde bir takım sorular akıllarda yer almakta. Analistler de özellikle şu 5.30 seviyesindeki şurada oluşan bu destek seviyesinin bir kez daha görevini yerine getirip de tekrardan yukarı bir eğilimin başlayıp başlayamayacağı konusunu sorgulamaya başladılar. Sevgili arkadaşlar, benim kanaatim 5.30 desteğinin maalesef ki tutmayacağı yönünde. Maalesef ki ifademi yukarı seviyelerden dolar almış ve doların yükselişini bekleyen, zararlarını gidermek isteyen yatırımcılar adına kullanmış bulunuyorum. Tabii ki doların geri çekilmesi ülkemiz menfaatleri açısından çok ciddi bir konudur. Şimdi arkadaşlar, 5.30 seviyesinin korunmayacağını düşünüyorum ifadesini kullandım. Bundaki en önemli etken doların
5.37 seviyesindeki haftalık pivot seviyesinin alçağısında bir seyir içerisinde bulunması ve bu nedenle de 5.30 seviyesinin aşağı kırılması durumunda biraz önce zikrettiğim 5.20 seviyesine doğru hızlanabilecek bir geri çekilmenin yaşanabileceği yönündedir. Şimdi arkadaşlar, dolar için günlük, yani yarın için, daha doğrusu içinde bulunduğumuz gün için hangi pivot seviyelerinin gündemde olabileceğini görelim. 5.33.11 seviyesi bugün için doların kritik bir noktası arkadaşlar. Burası pivot noktamız. Bu pivot noktamızın aşağısında ise birinci desteğimiz 5.29.18'de. Yani 5.30 desteğinin aşağısında. Dolayısıyla eğer ki 5.30 desteği bugün mü kırılır, yarın mı kırılır veya hiç kırılmaz mı? Tabii ki bunu net olarak bilmek mümkün değil. 5.30 seviyesinin aşağısına bir salınım söz konusu olur da 5.29'lara kadar bir geri çekilme yaşanır. 5.30 seviyesini destek olarak korumak amacıyla tepki alımları gelir ama bu alımlar güçlü olmaz ise bu durumda 5.26-70'e doğru geri çekilmede bir hız kazanılabilir. 5.26 ile 5.30 arasında bir git gel yaşanabilir ve bu durumda 5.30 üzerine çıkılamaz. 5.30 seviyesi bugüne kadar bir destek konumunda iken 5.30 seviyesi aşılamıyorsa bu durumda 5.22'ye doğru, yani 5.20'lere doğru bir geri çekilme olasılığı gündeme gelebilir. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak önümüzdeki süreçte geri çekilme eğiliminin biraz daha yoğun olduğunu, özellikle bugün Fed'in faiz kararlarına yönelik olarak değişen algıların yaratmış olduğu dolara yönelik güvensizlik de gündeme geldiğinde biraz daha bu geri çekilmenin küresel etkenlerin de sağlamış olduğu avantajlar sayesinde devam etme olasılığını gündemde görebiliriz. Bir diğer nokta, doların özellikle bugünkü söylemler sonrasında, FED ile ilgili söylemler sonrasında 1.12'lere kadar gevşeyen Euro-Dolar paritesi ardından bugün Euro karşısında da doların değer kaybettiğini ve şu anda 1.14.54'ler seviyesinde bir ivmelemenin yaşadığını görüyoruz. Dolarla ilgili analiz yaparken arkadaşlar, biliyorsunuz ben mümkün olduğu kadar Viyop cephesinde de nelerin olduğunu anlatmaya çalışıyorum ve Merkez Bankası'nın dolar üzerinde ciddi bir baskı yarattığını, dolardaki gerileme eğiliminde önemli faktörlerden birisi konumunda olduğunu ve Kasım vade ve Aralık vadede önemli oranda short pozisyon taşıdığını, açtığı short pozisyonları ise hali hazırda kapatmadığını sıklıkla ifade ediyorum. Bugün bakalım Merkez Bankası bir şey yapmış mı? Bugün şu anda görmekte olduğunuz kontratlar Aralık kontratı. Merkez Bankası'nın Aralık kontratlarında herhangi bir işlem yapmadığını görüyorum. Garanti yatırımın 3.657 civarında bir short pozisyonu oluşmuş. Yapı kredi iş yatırımı ise alım yönünde işlem yapmışlar. Buradan bir de Kasım vadeye bakalım. İçinde bulunduğumuz vadenin durumuna bakalım isterseniz. Bu pencereyi de buradan kaldıralım. Kasım vadedeki tablom ise arkadaşlar şu şekilde oluşmuş. Kasım vadede TEB yatırımın 7.757 civarında bir satışının söz konusu olduğunu görmekteyim. Onun haricinde Kasım vade itibariyle yine Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını, bugün işlemsiz bir şekilde günü geçirdiğine tanık olmuş bulunuyoruz. Diğer taraftan Kasım vade itibariyle Yapı Kredi ve Merrill Lynch için Credit Suisse'in ise bir miktar alımda olduklarını görmüş bulunmaktayız. Özetle dolar için bu hafta 5.30'un aşağısının görülme ihtimali oldukça yoğunlaşmış durumda. 5.30 çift dip olacak mı? Buradan tekrardan bir tepki olacak mı sorusunun yanıtını ise şahsi kanaatim olarak olmayacağı yönünde. Buradan bir tepkinin oluşabileceğine, tekrardan 5.30'un yaratmış olduğu destek ile 5.50'ye doğru bir atak olmaktansa 5.30 seviyesinin aşağısının görülebilme ihtimalini, yani 5.30 desteğinin kırılma ihtimalini biraz daha fazla görmekteyim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler, başarılar diliyorum. Hoşça kalın efendim.